Efendim merhaba, hoş geldiniz. Sağlıklı, keyifli bir pazar günü diliyorum. Tele1 TV'desiniz, Sağlık Gündemi programındasınız. Biliyorsunuz ki her pazar hayvanlara özel bir program yapıyoruz. Çok sevdiğim arkadaşım, dostum, veteriner hekim Hande Mutlu bizimle birlikte. Hiç vakit kaybetmek istemiyorum. Hemen sohbete girelim istiyorum. Hande'cim hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Gayet iyiyim. Nasıl sıcak bir gün değil mi? Çok korkunç. Bu hafta çok... Sadece bugün mü? sıcak bir haftaydı gerçekten. Nasıl geçirdin haftanı? Nasıl hissediyorsun? Yani sıcak biraz yoruyor tabii. Sıcağın verdiği ekstra bir yorgunluk var. Ama onun dışında işte biraz üzünlü, biraz iyi, biraz kötü. Öyle klasik. Evet. Her zamanki gibi. Bugün çok konularımız var seninle konuşacağımız. Ve ilk önce gündem konusuyla başlayalım istiyorum. Biliyorsun hayvanları uyutma yasa tasarısı gündemde kıyamet kopuyor. Evet, doğrusunu söylemek olarak gerekirse. Son durumda da efendim geçtiğimiz hafta mecliste bayağı bir bununla ilgili karışıklık oldu. CHP'nin de CHP milletvekillerinin de konunun üstüne gitmesiyle birlikte pazartesi gününe kaldı efendim. Hayvan hakları yasa tasarısı bakalım ne olacak? Bütün illerde bununla ilgili söyleşiler, bununla ilgili yapılan söylemler, konuşmalar var. Bu konuda galiba en sessiz olanlar veteriner hekimler. Neden? Söz verilmediği için olabilir mi acaba? yani neden? Çünkü ülkemizde genel bir problem var. Yani konular işin ehillerine gitmeden çözümlenmeye çalışılıyor. Bu nedenle de meslek gruplarının görüşleri, bilgileri ya da bir bilim kurulu oluşturularak çözüme gitmek gibi bir tablo yok ortada. Toplumun tabii sesi önemli, bunu önemsiyoruz. Yani bir köpeğin saldırdığı bir çocuğu ya da bir köpeğin o çocuğa saldırmasını onaylamıyoruz. Ama çözümün bu olmadığını söylüyoruz. Dolayısıyla da biz de sanırım birlik olarak yani birlik başkanımız davet edildi hani veteriner hekimleri temsilen. Ama işte komisyon görüşmelerini hepimiz gördük takip ettiğimiz kadarıyla. Orada bile uzlaşma daha doğrusu akılla bilimle bir uzlaşma sağlanamadığını gözlemledim ben evet. Sosyal medyadan. Umarım vicdani kararlar verilir ve umarım gerçekçi çözümler üretilir. Çünkü ötanezi denilen işlem ya da uyutma denilen işlem bir öğle uykusu değil. Bildiğiniz bunun eş anlamı öldürme. Umarım bu vicdani durumla karar verilen bir hal haline gelir yasa. Bu pek çok veteriner hekim bu yasanın çıkacağını düşünüyor. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Sen de aynı şeyi mi düşünüyorsun? Evet, aynı şeyi. Ama o zaman ortalık çok karışacak. Yani hani bu kadar sesler, bu kadar hayvanseverlerin birleşmesi, Türkiye'nin dört bir yanında seslerin yükselmesi, bunlar yok sayılacak ve bu yasa çıkacak. Sonra ne olacak? Şimdi sonra tabii kötü günler bekliyor açıkçası bizi ve bu yasanın çıkmasıyla birlikte elde edilmek istenilen çözüme ulaşılmayacak ne yazık ki. Biz hekimler olarak bunu biliyoruz, bunu söylüyoruz. Ama tabii benim burada anlamadığım bir şey var. Zaten toplum biliyorsunuz her konuda kutuplaşmış durumda. Evet. Yani bir kesim köpeğin hayatını üstte tutuyor. Bir kesim tabii ki haliyle insan hayatını üstte tutuyor. Şimdi her şeye akılcı bakmak gerekirse ne insanın ölmesini istiyoruz ne de köpeğin ölmesini istiyoruz. Ve diyoruz ki burada çözümler belli, yapılması gerekenler belli ve yaklaşık 22 yıldır kanun 5199 çıktığından beri neden belediyeler görevlerini yerine getirmedi? Yani bir tane kısırlaştırma yapmayan binlerce belediye var. Ve bu işin aslında çözümü de kısırlaştırmada. Çünkü ilerleyen süreç içerisinde ekolojik olarak da o popülasyon yerini fazlasıyla dolduracak. Yani kısa vadede evet bir
yokluk sağlanacak ama uzun vadede işte 2 milyon köpek var mı? 4 milyon olarak zaten tekrar aynı şeyleri yaşamaya başlayacağız. Bunun Avrupa'daki örnekleri de var. Dolayısıyla ben burada tamamen hep söylüyorum. Fatura köpeklere kesildi. Görevini yapmayan yetkililer ve yerel yönetimler bu konuyu hiçbir şekilde önemsemediler ve konu hayvanseverlere döndü. Evet. Köpeklere döndü. Oysa ki görüyoruz, birçok şeyi de görüyoruz. Yani hani şimdi burada belki beni yanlış anlayacaklar ama köpeğe de taciz söz konusu. Yani doğadaki her canlı kendini koruma sistemi üzerine kurgulanmış, yaratılmış değil mi? Yani kirpiyi dokunmak isterseniz size dikenini fırlatıyor. Köpek de kendine zarar geleceğini anlayınca ısırma yolunu tercih ediyor. Hadi bunu da bir kenara bırakalım. Hayvanlar aç. Evet. Susuz. Evet. Dolayısıyla bütün bunları göz ardı ederek köpek ısırır mantığıyla bu uyutma kararını almak, yine geçen programlarda da söyledim. Bizim coğrafyamızda, bizim kültürümüzde, bizim inancımızda ne vicdana ne merhamete yakışan evet. bir durum değil. Kaldı ki bu yasanın içerisinde yavrusu da var, hamilesi de var, erişkini de var. Ve yine başta söylediğim gibi konunun yapılma şekli, yapan kişiler tamamen bilgisiz olduğu için bu bir katliam yani. Çok canice bir durum. Evet. Bunu dediğim gibi yani asla onaylamıyoruz ama çıkacağına da inanıyoruz. Çünkü toplum hayvan besleyenleri, hayvan gönüllülerini bana göre düşman ilan etmiş durumda. Yani bunu da söylemekten bir çekince duymuyorum. Onlar tükaka ama öbür taraf gayet masumane insan hayatını koruyan nitelikte. Şimdi siz aslında konuşulacak çok şey var. Bugün köpek ısırığından ölen hayvan sayısıyla tacize uğramış çocuk, tacize uğramış kadın, şiddete uğramış çocuk ve kadın sayısını bir karşılaştırsınlar. Evet. Yani sosyal medyada her şey çok güzel yazılıyor, çiziliyor ama altı dolu şeylerle toplumu yönlendirirlerse bence her şey daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Bu ötanazi durumuna da geldiğimizde siz tek başına ötanaziyle popülasyonu azaltamazsınız. Bunun birden fazla basamağı var. Üreticiyi kontrol altına almak zorundasınız. Evine köpek alıp dışarı bırakanı kontrol altına almak zorundasınız. Sahipli olup dışarıda başıboş gezdireni kontrol altına almak zorundasınız. Ve kısırlaştırma yapmak zorundasınız. Bu işin etkin çözümü bu. Romanya bunu denemiş. Ötanaziyi denemiş. Sokaklar hayvan kaynıyor. Almanya bunu yapmaya çalışmış. Bir süre sonra görülmüş ki tekrar popülasyon orada. Ve tabii şunu da unutmamak lazım. Yani ben sokak köpeklerini de aslında sınıflandırmaktan yanayım. Yani bir yabani köpek var, bir bizimle mahallede yaşayan köpek var, bir ev hayvanları var. Şimdi siz yabani hayvanı şehir yaşantısına sokamazsınız. Onu adapte etmeniz çok güç. Ne olacak bu sefer? Onların o yabani hayvanların, yabani köpeklerin şehre inmemesini yine bizim mahallemizde yaşayan köpekler sağlıyor aslında. Dolayısıyla ortalık çok karışacak. Evet. Umarım akılcıl ve gerçekten bilime dayalı bir çözüm üretilir. Yoksa birileri istiyor diye bir takım kararlar çıkarsa sonuçları maalesef hepimizin zararına olacak süreç evet. içerisinde. Yani ben bu konuda gerçekten halk, hayvanseverler kendi içlerinde birlik olup seslerini yükseltiyorlar. Yani Türkiye'nin dört bir yanında bununla ilgili yapmayın. Doğru değil, işte ya, cinayet işlemeyin, katil olmayın, neler söylemiyorlar ki? Yani billeri döndüğünce ama veteriner hekimlerde kendi içlerinde bir odanız var bildiğim kadarıyla evet. değil mi? Bir veteriner hekimler evet. odası. Hani kendi içinizde bir, çünkü sizin işiniz hayvanlarla. Yani kedisi, köpeği, kuşu, evet. Senin kliniğine geldiğimde gördüm çok farklı, çok değişik hayvanlar da geliyor. Orada ilk defa gördüğüm hayvanlar da oldu benim. Yani işiniz hep hayvanlarla. Dolayısıyla da hani veteriner hekimler arasında bir ses yükseltme, görmemek, bu beni çok
şaşırtıyor ve çok düşündürüyor. Şöyle söyleyeyim, veteriner hekimler arasında da aslında bu ses yükseltme var. Yani basın açıklamaları yapılıyor. Yapılıyor mu? Tabii ki basın açıklamaları yapılıyor. Kendi meslek örgütlerimiz, yani Veteriner Hekimler Odası dışındaki diğer dernekler aracılığıyla da bir takım söylemler, açıklamalar yapılıyor. Her oluşumun içerisinde zaten varız, biliyorsunuz. Ben de evet, 50 derece sıcakta bunu yaşadık. Yapılıyor fakat bu duyulmuyor ve görülmüyor. O çok yani enteresan bu, değil. Burada başka bir şey var yani. Evet. Başka bir durum var. Evet. Sanki bu zaten her zaman böyle oldu. Yani konu, şimdi başka yer atlasında istemiyorum ama hayvanlarla ilgili bu karar veya bu yasayı da bir kenara koyduğunuzda bizim kendi mesleki problemlerimizde bile söylemlerimiz, müracaatlarımız, anlatımlarımız yok sayılıyor zaten. Neden? Oysa ki hani biraz bakış açısının da değiştirilmesi lazım. Çünkü bugün bir veteriner hekim sayesinde masanıza güvenli gıda geliyor. Evet. Gıdanın türü ne olursa olsun. Ama bunlar maalesef görülmüyor. Hala eskide kalınmış. İşte sen baytarsın. Dolayısıyla hani neyi ne kadar konuşuyorsun? Mesleki saygınlık yok daha doğrusu. Mesleğe saygınlık yok. Bu ülkede veteriner hekimliğe bir saygınlık maalesef yok. Biz bunu, ben de aynı şekilde yani yaklaşık 20-22 yıllık bir hekimim. Ve baktığımız zaman gelen hasta sahibinin de, herkesi katmıyorum, tenzih ediyorum, saygı duymadığını gözlemleyebiliyorum. Bu tarz toplumsal olayları ilgilendiren tablolarda da bir saygınlığın olmadığını görüyorum. Yani geçen programımızdan sonra bir izleyici mesaj atmış. Ben ilk defa bir veteriner hekimi bir televizyon programında konuşurken görüyorum. Hem çok şaşırdım hem çok hoşuma gitti diye. Şimdi bizler bunları yaşıyoruz. Yani söz konusu buysa burada en çok sesinin çıkması gereken gönüllülerden, tabii gönüllülerden daha fazla hekimlerin olması lazım. Odaların bir şekilde ortada olması lazım. Evet. Ama işte herhalde nezaket kuralları içerisinde davranılıp çok fazla sesimizi duyurabildiğimizi düşünmüyorum. Geçtiğimiz hafta Eczacı Odası, İstanbul Eczacı Odası Başkanı, sevgili buradan dinliyorsa, izliyorsa bizi, Şekerpınar Özcan bizim konuğumuz oldu. Ve 17 Temmuz'da üniversite sınav sonuçları açıklandı, biliyorsun. Ve buradan seslendi Sağlık Gündemi programında. Dedi ki, öğrenciler eczacılık fakültesini seçerken bir kez daha düşünün. Çünkü artık o kadar doldu ki her şey, eczane açamayacaksınız dedi ve gerekçelerini söyledi. Burada anlattı. Şimdi her mahallede bir veteriner var ve o kadar çok ki açılması. Bunun bir sınırlaması var mı? Yok. Eczacılıktaki gibi. Maalesef yok. Yani bizde sınırlama yok. Hep böyle her şeyde Avrupa Birliği normları uygulanıyor diye duyuyoruz, söyleniyor. Ama bizim mesleğimizle ilgili maalesef böyle bir uygulama yok. Herkes kafasına göre bir kliniğin en yakınında, yani 50 metre yanında, yok yani, karşısında klinik açabiliyor. Doğru mu, değil? Şimdi bugün baktığınızda Türkiye'de en son, ben son işte bir 7-8 aydır bakmıyorum, 50 tane veteriner fakültesi vardı. Düşünün, 50 tane veteriner fakültesi ve fakültelerin koşulları, eğitmenleri, bütün bunları göz önünde alırsak kalite de düşüyor aslına bakarsanız. Evet. Yani uzaktan eğitimle veteriner hekim olamazsınız. Uzaktan eğitimle hekim olamazsınız. Hekim olamazsınız. Böyle bir şey yok. Yani teoriinde de, teorik derslerinde de uzaktan eğitimle hekim olunmaz. Yurt dışına baktığınız zaman işte önce bir staj süresi var yeni mezunlara. Arkasından belli bir alan içerisinde, hatırladığım kadarıyla Fransa böyleydi. Belli bir alanın dışında ancak klinik açılmasına müsaade ediliyor ki eczacıların da şu anda yaptığı uygulama aslında bu. Evet. Doğrusu da bu. Çünkü hem kalite, bilgi, birikim, tecrübe, öbür taraftan baktığınızda da aynı.
aynı şeyden rekabeti de arttırıyorsunuz. Rekabetin olması hani kötü bir şey olduğunu savunmuyorum. Ama belli noktalarda da çirkinleşebiliyor. Evet. Meslektaşlar arasında da uyumsuzluklar söz konusu oluyor. Bu uyumsuzlukları yaşadığınız zaman yani seçerek konuşmaya çalışıyorum dolu olduğum bir konuyu. Şunu söylemeye çalışıyorum. Siz bir hekime gidiyorsunuz. Tabii haliyle biz beşeride de bunu yapabiliyoruz. Doktorun söyledikleri çok kafamıza yatmayabiliyor. Başka bir doktor arayışına giriyoruz. İşte o doktora gittiğimizde etik davranışı göremezsek bu sefer ne oluyor? Sizin bütün hekimlere inancınız kırılıyor. Evet. İşte bizim de yaşadığımız bu. Evet. Yani siz bir yere gidiyorsunuz, size bir şey söyleniyor. Bakıyorsunuz, diyorsunuz ki yok bu kafama yatmıyor, nasıl böyle olur? Sonra başka bir yere gidiyorsunuz. Üstelik bunun reklam, hani hekimlerde reklam yasağı var biliyorsunuz. Evet. Ama sosyal medya olarak baktığınızda bunun denetlenmesi de yok yani. Herkes her konuda uzman. Evet, fakülte bize bu yetkiyi veriyor. 5 yıllık eğitimden sonra mezun olmuş bir veteriner hekimin her uygulamayı yapma hakkı var. Ama insani olarak yetenekleriniz, bilginiz, beceriniz doğrultusunda o alanlara yönelmek bence en doğrusu diye düşünüyorum. Branşlaşma var mı? Şu an için çok fazla var diyemem. Yeni yeni başladı fakültelerde, belli bölümlerde. Ama şundan yani 2-3 yıl öncesine kadar böyle bir tablo yoktu. Yok. Herkes her şeyi yapabiliyor. Hani meslek olarak faaliyet alanı çok geniş bir meslek grubuyuz. Ama bunu doğru kullanmak, doğru yönlendirmek ve bu pandemi sürecinden beri gelen eğitim sisteminde göz önüne aldığınızda bana kızacaklar, üzgünüm. Yani bazen de gerçekleri konuşmak gerekiyor. Mezun oluyor arkadaşımız, enjeksiyon tutmasını bilmiyor. İşte. İğne yapmasını bilmiyor. Ve mevcutta var olan klinikler, klinisyen hekimler öğretmen değil. Hı. Yani onlara bir şeyleri öğretmek adına bir misyonumuz olduğunu düşünmüyorum. Evet, evet. Ama birçok klinisyen arkadaşım maalesef bunu yaşıyor. Evet. Dolayısıyla bunlar da bizim zorluklarımız diyeyim. Yani bir bölümü diyeyim. Böyle işte. Evet. Geçiyoruz. Bu konuyla alakalı açmak istediğim konu var. Ama benim yaram çok taze. Evet, evet. O yüzden bu hafta bu konuyu açmayacağım ama önümüzdeki haftalarda seninle konuşacağımız bu konularla, bu konuyla alakalı çok şey var. Peki, yani ben şunu istiyorum. Benim gibi pek çok hayvansever de veteriner hekimler bizim için çok önemli. Onların söylemleri, duruşları çok önemli. Biraz daha ses yükseltmelerini ve STK'lara biraz daha destek olmalarını bekliyoruz. Gerçi sevgili Profesör Doktor Kürşat Özer geldi, burada anlattı, söylemlerde çok güzel bulundu. Bir takım organizasyonlar yaptı ama cılız sesler. Çünkü tek başına ses getirmiyor. Evet. Yani mesela biz de burada kaç programdır konuşuyoruz. Evet. Ama sadece bizi izleyen kitle ya evet. da kendi mecralarımızdan duyurduğumuz kadarıyla bunları evet. ulaştırabiliyoruz. Evet. Tabii şu da çok kötü aslında, bunu da söylemek istiyorum buradan. Baktığımız zaman toplumun da ciddi anlamda hep böyle şiddet taraftarı olduğunu gözlemliyorum. Evet. Yani... bu tarz konuşmalarla karşı karşıya kalan bir kesim var ve onlar için bizler de tükakayız. Hı. Ama şunu söylemeye çalışıyoruz, diyoruz ki bunun çözümü bu değil. Evet. Yani çözüm üretiyoruz, hayır uyutulsun. Neden? Yani sen sokakta köpek istemiyor musun? Tamam, sokakta köpek olmayacak ama ben bunun çözümünü böyle buluyorum. Hı. Ama sen uyutulması konusunda ısrar ediyorsun. Şimdi evet. bunu da anlamak çok zor. Evet. Bunu da çözemiyorum ve bir de artık tabii gerçekten bana göre otoritelerin bu noktada çok dikkatli olması da lazım yani. Hayvansever gruplarına, o sokakta besleme yapan insanlara da saldırılar var. Evet. Yani bunları da gözlemliyoruz. Evet, evet. Dolayısıyla tabii liderler her zaman örnek olmak zorundadır. Evet. Onlar kendi içinde düzgün anlaşırlarsa toplumda bunu süreç içerisinde benimseyecektir diye düşünüyorum. Evet. Sevgili yönetmenim, yine Cumhurbaşkanı'na bir sesleniş var STK'larda. Onu bir verelim arkaya istersen. Yakın zamanda yine bir miting var hayvanlarla ilgili.
Sayın Cumhurbaşkanımıza bir sesleniş olacak. Elimizden geldiğince yaptığımız programlarla, verdiğimiz haberlerle, elimizden geldiğince bu yasanın çıkmaması için yapmaya çalışıyoruz. İnşallah da çıkmayacak diye düşünüyorum. Bir de benim istediğim bir şey var. Ölmüş hayvanlar ya da acı çeken hayvanların görüntüleri sosyal medyada kol geziyor. Bunu hiç doğru bulmuyorum ben. Çok can yakıyor ve hiç, ya tabii ki katlediliyor. Biliyoruz, görüyoruz resimlerini ama bu can çekerlerken, acı çekerlerken, şiddet görürlerken bu ajitasyonu yapmayın lütfen. Yani hep böyle şeylerle dolu X. Ya da Instagram, evet bunu biliyoruz ama bu hani çoluğu izliyor, çocuğu izliyor ve gerçekten artık benim hani çok canım yanıyor bununla alakalı. Bu konuda ne söylemek istersin? Aynı fikirdeyim. Yani insanların psikolojisi bozuyor. Biz zaten evet. Ne yapıldığını, ne edildiğini görüyoruz. Evet. İşin içinde olan insanlar olarak. Evet, belki bir şey anlatılmaya çalışılıyor ama yöntem bu değil. Yöntem bu olmamalı. Değil, evet. Yani köpeğe şiddet görürken defalarca artık o kadar, bunu zaten biliyoruz, bunu zaten duyuruyoruz. Bu zaten hasta ruhlu bir şey. Yani şu da mesela benim merak ettiğim bir şey. Bu köpeğe şiddet gösteren insanlar için nasıl yaptırımlar uygulanıyor? Yani biz sürekli olayı gösteriyoruz. Evet. Sonucunla ilgili bir takipte ben henüz ne X'te ne Instagram'da bir şey görmedim. İşte kediyi öldürdü, ne merak oldu? Etti. Yani aynen öyle. Yani, dolayısıyla bunlar... Mı? Hatırlamıyorum. Hiçbir şey olmadı. Evet. Bunlar olduğu sürece tabii ki yani aklı başında bilinçli insanlar... Şunu söyleyebiliyor, yani sen insan hayatına öncelikle değer vermiyorsun. Evet. Yani öbür taraftan çocuğa taciz ediyorsun, çocuğu öldürüyorsun, kaçırıyorsun, kadına şiddet uyguluyorsun. Ve köpeğin 80 milyon nüfuslu ve doğasında ısırmak olan bir canlıyı kendi yapman gerekenleri yapmadığın evet. için yaftalıyorsun. Evet. Yani bu çok akıla mantığa sığan bir şey değil. Sığan bir şey değil. Buna bir virgül koyalım. Efendim yavaş yavaş... sorularınızı almaya başlayacağım. Sosyal medya hesaplarını sevgili yönetmenim aşağıda verelim. Neyle başlayalım? Kedilerde korona ile mi başlayalım yoksa PRP ile mi başlayalım? Neyle istersen. PRP ile başlayalım. Tamam. Evet, siz de efendim hayvanlarınızla ilgili varsa sağlık sorunlarınızı, telefon numaramızı da verelim sevgili yönetmenim. Telefon da alalım. Sosyal medyadan da sağlık sorunlarını yazabilirsiniz. Veteriner hekim Hande Mutlu canlı cevaplayacak. Evet, PRP tedavisini hiç konuşmadık. PRP genelde insanlarda hem kozmetik olarak hem de sağlık alanında kullanılan bir tedavi biçimi. Peki veteriner hekimlikte? Veteriner hekimlikte de son yıllarda kullanılan bir tedavi biçimi PRP. Tabii her hastalıkta kullanılmıyor, onda indikasyon alanı olan yerler var. Ne yapıyoruz onu anlatayım. Evet. Önce PRP nedir ondan bahsedelim. PRP kanın plazmasında trombositten zengin olan solüsyonun adıdır. Kişinin canlının kanını alıp belli devirlerde belli santrifüj denilen işlemden geçirip plazma dediğimiz sıvının içerisinde trombositten zengin bir sıvı elde ediyoruz. Ve bunu hasarlı bölgeye, genelde yara doku iyileşmeleri, doku yaralarında çok düzgün çalışıyor. Ortopedik vakalarda eklem içine enjeksiyonlar tarzında çok iyi çalışıyor. Bu tarz durumlarda da vücuda geri veriyoruz. Hı hı. Kişinin genelde kendi kanından yapılan bir uygulama. Orada tabii trombositlerin işte hücreyi, sadece trombosit yok, başka hücreler de var, protein içeren bileşenler de var. Bunlar vücuda tekrar girdiği zaman hasarlı bölgedeki onarımı hızlandırmak suretiyle etki ediyor ve iyileşmenin hızlanmasını sağlıyor. Ben veteriner hekimlikte... Kaç yıldır uygulanıyor? Aşağı yukarı. Valla ben yaklaşık bir 10 yıldır uyguluyorum. Daha öncesi var mı bilmiyorum. Kök hücreyle birlikte başladığım süreç içerisinde zaten ilk PRP'dir. Sonra kök hücreye geçiş yaptık. Yaklaşık 10 yıldır uygulanıyor ve iyileşmenin hızını da gözlemleyebiliyoruz. Yaralarda
müthiş. Biliyorsunuz Beşeri'de medikal estetik kozmetiklerde de kullanılan uygulama. Evet. Daha çok ortopedi başka hangi alanlarda? Ortopedi ve dermatolojik vakalarda kullanılabiliyor. Damar içi verilen bir uygulama değil. Hı. Damardan veremiyoruz PRP'yi. Genelde lokal uygulamalar yapıyoruz. Kireçlenmelerde dizde. Sorun olan bölgeye. Hı. Yani bir yara var, yaranın bölgesine verebiliyoruz. İşte eklemlerde bir sıkıntı var, eklem içine verebiliyoruz. Kanı alıp değerlendirip. Hı hı. Ve bunda da hem ağrıyı azaltmak hem de o bölgedeki dejenerasyonu yani bozulmayı azaltmak suretiyle etki gösterebiliyor. Kaç seans uygulamak gerekiyor? Bu hekimin inisiyatifinde ve kararında olan bir şey. Bazen tek seansta da çözdüğümüz vakalar var. Bazen iki doza da çıkartabiliyoruz. Evet. 15 gün arayla. Gelen sorulardan birini sana sormak istiyorum. Hı hı. Özlem Hanım'ın sorusu. Köpeğimde kalp kapakçığında kaçak tanısı konuldu. İnsanlarda oluyor bu. Hayvanlarda da aynı rahatsızlık oluyor demek ki. Bir senedir yarım şekilde hapını kullanıyorum. Uzun yürüyüşler yaptırmıyorum. Merdiven çıkartmamaya özen gösteriyorum. Özel bir mama veriyorum. Başka neler yapabilirim? Bunlar yeterli. Yeterli mi? İlaçlarını düzgün kullanmak yeterli. Kilo aldırmamak yeterli. Özellikle çok kilo çok önemli değil mi? Tabii. Yani kilo sadece vücuda kattığı ağırlık için değil. İçeride bir takım sistemleri bozduğu için de önemli bir unsur. Yani hani kilolu deyip geçmemek gerekiyor birçok durumda. Sağlık açısından gerçekten zararları olabilen, tabii kazandığı kiloyla alakalı olarak. Dolayısıyla kilo aldırmamak, ilaçlarını düzenli kullanmak. Böyle bir durumda 3 veya 6 ay süreçler içerisinde mutlaka uzman bir, yani kardiyoloji alanında uzman bir hekime götürüp gerekli tetkikleri yaptırmak tabii ki önemli. Önemli. Peki sorulara devam edeceğim ama PRP'den bahsetmek istediğin, konuşmadığımız bir şey var mı PRP konusunda? Yok yani PRP çok kedi ve köpeklere yapılıyor değil mi? Evet evet kedi ve köpeklere yapılıyor. Daha çok köpeklerde uyguluyoruz. Kedilerde öyle eklemsel çok ya da ben rastlamadım yani çok sık rastlanılmıyor ama büyük hırk köpeklerde ya da köpeklerde bulunan ortopedik vakalarda, yaralarda, iyileşmeyen yaralarda, dokularda gerçekten etkinliği çok fazla. Alerjik olaylarda? Hayır. Yapmıyoruz. Zaten damar içi veremiyoruz. Hani alerji daha çok otoimmün kaynaklı, bağışıklık sistemiyle alakalı ve etkene bağlı bir rahatsızlık olduğu için, etkenin vücutta yarattığı tepkiye bağlı olan bir rahatsızlık olduğu için bu tarz durumlarda uygulamıyoruz. Otoimmün işte bir atopi gibi, atopik dermatit gibi ya da hep söylüyorum miastenia gibi otoimmün vakalarda gerekli tetiklerden sonra kök hücre tedavisi de %80-90 köpeklerde ve kedilerde sonuç verebilen bir uygulama. Peki. Yine biraz diyet konusunda evcil hayvanlarda, kedi ve köpeklerde Selmin Güvenci'nin bir sorusu. Diyet konusunda biraz bilgi verebilir mi Hande Hanım demiş. Beslenme ve diyet. Şimdi yememesi gereken besinler zaten hani bunları da konuşmuştuk. Daha doğrusu şöyle başlayayım. Evde beslediğimiz canlıyı kendimizle bir tutmamamız gerekiyor. Yani mesela bir köpeğin doyma duyusu yoktur. Hmm. Yani kilolarca mama verin hepsini yer bitirir. Şimdi biz beslenmede hayvanları yaşa göre sınıflandırıyoruz. Yani 0 ya da 2 aydan işte 12-18 ay arası yavruluk dönemidir. 18 aydan 6 yaşa kadar erişkin, 6 yaş ve sonrası da yaşlı dönem dediğimiz bir dönem. Burada tabii hani belki hekimlerde de görüş ayrılıkları olabiliyor ev yemeği mi hazır mama mı diye ama ben biraz ticari mamalardan yanayım. Neden yanayım? Çünkü bir takım araştırmalardan geçerek formülüze edilmiş olan ürünler ve bunlar bir hayvanın ihtiyacı olan kaloriyi, alması gereken besin maddelerini bu çalışmalar sonucunda formüle etmiş ve bir ürün şeklinde sunan
markalar diyelim. Dolayısıyla yaşa göre işte yavruysa yavru maması, erişkinse erişkin maması, birden fazla ticari ismi olan mama var bu anlamda. Yaşlıysa yaşlı mamasıyla beslemek. Hadi arada ödül niyetinde işte ona çok zarar vermeyecek, kendi yediklerimizden verebileceğimiz gıdalar olur. Ama tabii burada çok hani böyle rutinde masamızda bulunabilecek işte bir çikolatadır, bir üzümdür, sarımsaktır. Bu tarz şeyler toksik olabiliyor kedi ve köpeklerde. Özellikle üzüm mesela sana gelen bir vaka vardı değil üzüm, mi? Üzüm, o yüzden bunlardan da kaçınmak gerekiyor ya da işte kontrollü bir şekilde saklamak gerekiyor. Bununla birlikte büyük ırkların hemen kilo almasını istemeyiz. Yavruluk döneminden hani tedricen bir yaşında ulaşması gereken kiloya gelmesini isteriz. Çünkü birdenbire kilo alması ortopedik problemlere, kalça displazilerine ya da işte bacakların eğrilmesine, bunun gibi birçok probleme sebebiyet verebiliyor. Burada en fazla yapılan yanlış yavru özellikle büyük ırk sahiplerinin profesyonel bir kaliteli mamayla beslerken yanında kalsiyum da vereyim, o vitamini de alayım, bunu da alayım şeklinde birçok ürünü birden hayvana sunması ki bunlar doğru değil. Eğer profesyonel bir ticari mamayla besliyorsanız zaten dediğim gibi alması gereken her şey içinde vardır. Vitamini, minerali, proteini, yağı. Dolayısıyla ekstra bir takviye yapmaya gerek yoktur her durumda. Evet. Sağlıklı bir hayvan için konuşuyorum tabii. Bunlar aslında doğru bilinen yanlışlar belki de. İşte bunlar yapıldığı zaman ne oluyor? Metabolizmalar farklı ve biz kendi gıdalarımızla beslediğimiz zaman işte aşırı tavuk veriliyor, aşırı tavuk kemiği veriliyor ki tavuk kemiğini hiçbir zaman önermiyoruz biliyorsunuz. Genelde köpeklere kemik verilecekse büyük kuzu kemikleri tercih edip işte bir böyle hafif kaynatıp verilmesi her zaman en doğrusudur. Çiğ gıda verilmemesi, ben buna biliyorsunuz biraz karşıyım. Haşlanıp pişirilip verilmesi. Ya sen ya ev yemekleriyle besleyin ya da mama ile besleyin. İkisini birbirine çok da karıştırmayın diyorsun. Ben aslında aynı farklı yani daha doğrusu şöyle aynı grupta olan yani iki farklı ticari papi mamasının da birbirine karıştırılmasına karşıyım. Evet. Çünkü bu besin dengesini bozabilen bir durum. Ya da işte ev yemeğini verirken kuru mamayı da koymak. Bu da aynı şekilde. Bu ev yemeğinde verirken de mutlaka bir hekimden görüş olarak bir diyet listesi şeklinde verilirse çok daha sağlıklı olur işte. Çünkü o zaman da o çocuğun sahibi o dengeyi sağlayamadığı için bir takım vitaminler, mineraller eksilebiliyor ve buna bağlı başka hastalıklar da ortaya çıkabiliyor. Ve şu çok önemli, hastalık durumunda da beslenme mutlaka hekimin söylemine göre olmalı. Ben hep söylüyorum. Yaşlı hayvanlarda aşırı proteinden kaçınmak her zaman iyidir. Çünkü yaşa bağlı olarak organ fonksiyonları zayıflar ve aşırı protein verdiğinizde böbrek ve karaciğer gibi organlara çok fazla yük bindirmiş oluyorsunuz. Ve zaten çalışması azalmış olan bir organı daha fazla yorup daha çabuk bozulmasına sebebiyet veriyor. Beslenme deyip geçmeyeceğiz. Efendim, beslenme deyip geçmeyeceğiz, öyle anlaşılıyor. Sorularınız gelmeye devam ediyor sosyal medya üstünden. Belki televizyonunuzu ilk defa açtınız. Belki bizimle ilk kez birliktesiniz. Telebir TV'desiniz. Sağlık gündemi programındasınız. Veteriner hekim Hande Mutlu bizimle birlikte ve sosyal medya üstünden gelen sorularınızı cevaplamaya devam ediyoruz efendim. Güvenç Engin'in bir sorusu. Sokaktan sahiplendiğim 8 aylık yavru dişi kısırlaştırma ameliyatında kan pıhtılaşmaması nedeniyle maalesef vefat etti. Neyi atlamış olabiliriz? Kan pıhtılaşmaması ne demektir? Böyle bir hastalık var mıdır? Çok üzgünüm demiş. Vardır tabii ki. Yani kan hastalıkları da var hayvanlarda. Şimdi yani öncesinde tahlil yapılmıyor mu? Yapılıyor. Yani yapılması gerekiyor. Bir hayvan ameliyata girecekse, bir operasyon söz konusuysa, bunun adı kısırlaştırma bile olsa
Yani bizim tarafımızdan bakıldığında kısırlaştırma tabii ki bir operasyondur. Her operasyon bir risktir. Ama operasyonların içinde bize göre basit olanıdır. Evet. Ama işte bu basit deyip belli tetikleri yapmamak doğru bir yaklaşım değil. Çünkü bilemezsiniz vücutta neler olduğunu, hayvan sağlıklı görülebilir. Tabii pıhtılaşmamakta bir sorun, kanamaya sebebiyet verdiği için ve önceden de bilinmediği için mutlaka ama kendini sorumlu hissetmesin değil mi? Çünkü belli ki... Yok hayır yani ya şimdi şöyle bir şey var. Burada da buna da bir açıklık getirmek istiyorum. Biliyorsunuz bunu biz de yaşadık, birlikte de yaşadık. Yani sizin yapmanız gereken o çocuğun sorumluluklarını evet. alarak ve bir problemden şüphelendiğinizde bu problem saçma, doğru, yanlış, obsesif bir tavır sonucu da ortaya çıkmış olabilir. Bunu mutlaka hekime sormak evet. ve hekimin de bunu aynı ciddiyetle önemseyerek yapması gerekenleri yapması gerekiyor. Hekim çok önemli. Ama evet. burada buna da ben değinmek istiyorum. Şimdi bizim tarafımızdan da baktığınızda şöyle bir tablo oluşuyor. Artık öyle bir hale geldi ki durum. Tabii ekonominin durumu, fiyatların her şeyde olduğu gibi bizlerde de yükselmiş olması. Karşı tarafın bazen algılarının da bizimle örtüşmemesi sonucunda şöyle bir tablo ortaya çıkıyor. Ne gerek var? İşte para almak için bunu yaptı. Çok pahalı bir yer. Şimdi bunu da söylemek istiyorum. Hayvanseverler şunu bilmek durumundalar. Biz klinikler, İstanbul Veteriner Hekimler Odası'nın bize vermiş olduğu alt sınır fiyat tarifesini uyguluyoruz. Bu şu demek, odamız bir fiyat politikası. Her şeyin yazılı olduğu, her uygulamanın, her operasyonun, aşının, işte bandajın, enjeksiyonun, her şeyin yazılı olduğu bir fiyat listemiz var bizim ve bu alt sınır. Bu şu demek, klinikler tabii ki bir Etiler'deki kliniğin genel gideriyle, İşte atıyorum bir Üsküdar'daki bir kliniğin genel gideri aynı olmayabiliyor. Dolayısıyla genel gideri doğrultusunda kendi fiyat ayarlamasını yapmak suretiyle, abartmamak kaydıyla fiyatlarını belirleyebilir. Ama bugün baktığınızda klinisyen hekimlerin çoğu oda fiyatını uygular zaten. Şimdi biz neyi yaşıyoruz? Ve o da şunu... O fiyat listesinde şunlar vardır. Yani siz ilacın ücretini ayrı yazarsınız. Yaptığınız hizmetin bedelini ayrı yazarsınız. Enjeksiyon bedeli mesela ayrıdır. Çoğu klinisyen hekim arkadaşım bunları alt alta toplayınca çok devasal rakamlar çıktığı için onu sadece işte orada söylenen ikisinin toplamında bir orta nokta bulup yansıtıyor. Ama buna rağmen biz ciddi anlamda proforma veya işte fatura önlerine konduğunda ciddi tepkilerle karşılaşıyoruz. Dolayısıyla da ne oluyor bu sefer? Hekim tarafına geçtiğinizde klinik olarak muayeneyi yapıyor. Klinik olarak muayene her zaman size bir şey vermeyebilir. Bir takım kan testlerine bakmak zorundasınız. Evet. Ya da hasta sahibi de anemnezi düzgün vermiyorsa, gözlemi iyi değilse bir takım görüntülemelere başvurmak zorundasınız. Evet. Dolayısıyla bunları söylediğinizde de tabii ki alttaki yekün çok fazla tuttuğu için o zaman sorun yaşayacağım. Tamam klinik olarak bir şey yok. Buna bakmaya, ekstrasına, daha ileriye gitmesine gerek duymuyorum anlayışı da doğabiliyor. Evet. O yüzden yani güven unsuru önemli. Bunu da check edebilirler çok rahat. Her yerde var olan bir şey. Oradan da bakabilirler. Sorunların temeli aslında bu tarz durumların temeli birazcık da bundan çıkıyor. Evet. Yani gerek duymadım, size fazla maliyet açmayayım. Ama şu da var, mesela ben kendi kliniğimde her zaman şunu yaparım. Şunlardan şüpheleniyorum. Bunun için bunları yapmam gerekiyor, bunun da maliyeti bu. Hı. Ben söyleyeyim, siz ister yaptırın, ister aslında yaptırmayın. Aslında en doğru yaklaşım bu. Çünkü o da kendini organize edebilir. O da kendini bir bakabilir. Çünkü yapılması gerekiyorsa mutlaka yapılacaktır. O çocuk oraya geldi ki tedavi edilecek. Edilmesi için de bir araştırma yapılacaksa ve bunun da bir bedeli varsa hayvan sahiplerinin bu konuda bilinçli olduğunu düşünüyorum ama tabii ki ekonomik
şartlar, ülkenin ekonomik durumu o kadar değişti ve o kadar farklı ki. Yani maalesef, hani sıkıntı yaşanıyor, yaşıyor olabiliriz bu konuda. Evet. Evet. Agah Gergün'ün sorusu. Yaş mama mı, kuru mama mı? İkisi de değil dermişim. Ya şöyle, yaş mama besin değeri yüksek bir mama değildir. Su oranı çok fazladır yaş mamada. Ama yani haftada bir defa yaş mamada verilebilir. Ama sadece yaş mamayla beslemek doğru, ben doğru bulmuyorum. Çünkü kuru mamayla beslenirken, kuru mamanın bir özelliği daha var. Mekanik temizleme yapar dişlerde. Hı. Yani tartar ve plak oluşumunu da engeller. Ama sürekli yaş mamayla beslenen hayvanlarda maalesef o dişlerin durumu süreç içerisinde çok kötüye gidebiliyor. Diş kaybına sebebiyet verebiliyor. Ve dediğim gibi içerisindeki besin dengesi de çok fazla olmadığı için, %80-90 civarında su içeriği olduğu için, su içmeyen çocuklar için belki evet arada yine sıklaştırılarak olabilir ama kuru mama her zaman tercihimiz. Tercih ediyorsun. Peki, Hanife Ünal Akkaya'nın bir sorusu. 3 yaşında tekir kedim var. 2 yıldır kısır ama gece bağırtıları devam ediyor. Gerçekten bu beni çok rahatsız ediyor. Neden? Şimdi kısırlaştırmada da bir takım teknikler olabiliyor. Operasyonun tekniği olabiliyor. Bazen bazı hekim arkadaşlarımız tek ovaryumu bırakabiliyor. Dişi kediydi değil mi? Evet. Bir ovaryum bırakılabiliyor genç hayvanlarda. Ve hani hormon salgısı devam etsin burada diye. Ama tabii bu bırakılan ovaryumun da bu içgüdüsel tabloyu tetiklediğini de görüyoruz. Dolayısıyla bu anlamda bir tetik yaptırıp işte kısırlaştırma sırasında tamam mı alındı, ovaryumun teki bırakıldı mı, bırakılmadı mı? Bırakıldıysa da bunun da tekrar operasyonla alınması gerekiyor. Ki bu kızgınlık süreci yaşanmasın. Hüseyin Kılıçoğlu'nun bir sorusu. Ben de PRP yaptırdım. İnsanlarda da PRP yapılıyor. Bir şey merak ediyorum diyor. Hayvanlarda uygulanan PRP tedavisi fiyat veremiyoruz. Pahalı bir yöntem mi diyor? Ne kadar İnsanlara pahalı? İnsanlara kıyasla değil. Değil. Evet. Kesinlikle değil. Peki. Tabii değil olmasının sebeplerinden bir tanesi de şu aslında. Biliyorsunuz beşeri de hastaneleri konuşmuyorum ama bir takım laboratuvarlara gidebiliyor falan. Bizler zaten cihazlarına sahibiz. Dolayısıyla o kadar uçuk fiyatlara uygulamıyoruz. Gülay Kaygısız'ın bir sorusu. Diyor ki ben hep ağırlıklı beslenme gidiyoruz bugün. Kısır mama vermek yanında. Arada bir normal mama da versek bu nasıl olur diyor. Bir sıkıntı çıkar mı diyor. Yani sürekli kısır mama vermek yerine yanında ek mamalar da versek. Şimdi ben zaten kendi hasta sahiplerime şöyle söylüyorum. Kısırlaştırmadan sonra hemen kısırlaştırılmış mamaya geçmelerini önermiyorum açıkçası. Neden kısırlaştırıldıktan sonra kısıtlı diyet öneriliyor? Çünkü kısırlaştırma ile birlikte metabolizma hızı yavaşlıyor ve canlı kilo almaya meyilli hale geliyor. Ama bunun her canlıda olması da söz konusu olmuyor. Dolayısıyla düzenli zaten hekim kontrolünden geçirdikleri için kiloda herhangi bir artma eğilimi tespit edildikten sonra evet kısırlaştırılmış mamaya geçilebiliyor. Ama kilosu normal standartlar içindeyse o zaman her koşulda da illa kısıtlı sınırlı mama vereceğiz diye bir kayda yok. Yani ben şahsen böyle bir şey çok fazla önermiyorum. Genelde takip ve kontrol altında. Eğer kilo alıyorsa evet o zaman o mamaya geçirebiliyoruz. Ama onun dışında yaşına göre edatsa edat mamayla devam edebilir. Porsiyonlar Kazım azaltılabilir. Zorlu'nun bir sorusu. Köpeği var. French Bulldog diyor. Cinsel organında siyah benekler oluştu. Ne yapmalıyım? Yani mutlaka bir hekime göstermesi değil lazım. Mi? Bazen yaşa bağlı deride hani bu melanom dediğimiz yaşlı insanlarda da gördüğümüz şeyler olabiliyor. Ya da onlar bazen küçük tümeral papilom gibi oluşumlar da olabilir. Dolayısıyla hani buna buradan cevap vermek zor.
mutlaka bir hekimin görmesi gerekiyor. Evet, biraz korona hastalığından konuşalım istiyorum. Evet, çünkü tanıtımda korona hastalığı girdiniz, neden konuşmuyorsunuz diye tamam. Seyircilerimiz not düşmüşler. Kedilerde korona. Ben ondan önce bir araya bir şey söylemek istiyorum. Lütfen. Müsaadenle. Şimdi Türk Veteriner Hekimler Birliği Başkanı Profesör Doktor Murat Aslan hocamız bir mesaj gönderdi az önce. Bütün taraflar İVHO'dan görüş alıyor. Komisyonda, mecliste biz de vardık diyor. Bunu zaten ben de iletmiştim. Dolayısıyla o düzeyde orada gerek birlik başkanı gerek odaların başkanlarından alınan görüşlerde orada şu anda gündemdeymiş. Evet. Onun dışında da 50'ye yakın demiştim, 29 veteriner fakültesi varmış. Bir de beni düzeltmiş, teşekkür ederim hocam. Çok teşekkür ederim. Daha çok veteriner hekimlerden daha çok ses çıksın istiyoruz. Hocamızı bir gün burada alalım, evet. Ağırlayalım, çok isterim. Onun da söylemlerini, onun da sesini duymayı çok isterim. Çok teşekkür ederiz efendim. Evet, kedilerde korona. Evet. Kedilerde korona aslında hem işte kedilerin hem sahiplerinin hem de bizlerin kabusu haline gelmiş bir hastalık. Koronavirüsün sebep olduğu bir hastalık korona. İki formu var. Birkaç virüsün yani tek başına bir koronavirüs veya birkaç virüsün birleşmesine oluşan formları da var. Çok evet. Tekniğe girmeyeceğim anlatırken. Aslında kedi bağırsağında yaşayan bir virüs. Daha sonrasında bağışıklık sisteminin etkilenmesine bağlı olarak viremi dediğimiz döneme geçip kana geçen ve FIP hastalığını oluşturan bir virüs. Her korona pozitif kedi FIP hastası demek değildir. Bunu altını çizerek söylüyorum. Ama çok yaygın, yani kedilerin birçoğunda, özellikle sokakta yaşayan kedilerin çoğunluğunda var olan bir hastalık. İki formu var, kuru ve ıslak dediğimiz. Kuru formda genelde çok semptom gözükmeyebiliyor. Belli dönemlerde işte 6 ayda, 3 ayda, bazen 1 senede bağışıklık sisteminin etkilendiği durumlarda iştahsızlıkla, işte tam kan sayımı dediğimiz tablonun biraz değişmesiyle, bazen organ tutulumlarıyla, karaciğer, böbrek tutulumlarıyla, işte böbrek yetmezliğine sebebiyet verebilen bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Seyredebiliyor. Yaş formda, aşısı var mı? Yok. Aşısı da yok, tedavisi de yok. Yani spesifik bir ilacımız yok. Genelde destek tedavisi uyguluyoruz ya da semptomlara göre semptomatik tedavi uyguluyoruz böyle bir tabloda. Önlemek mümkün mü? Diyelim ki bir kedi sahiplendik ve bunun öncesinde aşısı yoksa eğer, hani bunu önleyici bir takım destekler alabiliyor muyuz veteriner hekimlerden? Yani çok zor, sadece şöyle, korona kedisi olan bir ailenin bir 3 ay kadar ne kadar temizlik de yapsa, dezenfektan da kullansa, çünkü koronavirüs dış ortamda çok dirençli, uzun süre canlı kalabiliyor. 3 ay kadar kedi almamalarını tekrar evlerine tavsiye ediyorum. Çoklu ortamlarda bulaşma çok daha fazla. Çünkü dışkıdan saçılıyor, yalamayla alıyor. Onun bastığı, yalarken bulaştırıyor. Onun bastığı yerlere başka kedi gelip o da yalama suretiyle virüsü alıyor. Bulaşma genelde böyle oluyor. Bunu önlemek çok mümkün olamıyor ne yazık ki. Önleyebilmek için işte bu biraz önce konuştuğumuz hayvanlarla ilgili politikanın daha ayağa basan, yere basan ve daha bilimsel çerçevelerde olması lazım. Çünkü çoklu ortamlarda bir arada olan kedilerde çok sık görüyoruz. Anneden yavruya da geçiş söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla aşı da olmadığı için çok fazla yapacağımız bu konuda bir şey olmuyor. Peki, maalesef. Peki FIP'e dönüşürse? FIP'e dönüştüğünde işte ıslak form dediğimiz tablo ortaya çıkıyor. Burada tabii damar sistemini etkileyen bir form haline de geldiği için damarlardan sızan kanın belli sıvıları vücut boşluklarına yayılıyor. İşte göğüs boşluğuna yayılabiliyor, karın boşluğuna yayılabiliyor ve yayıldığı bölgeye göre de işte göğüste olursa solunum güçlüğü gibi problemler ortaya çıkabiliyor. Karın boşluğunda yine yukarı diyaframa baskı yaptığı için yine solunumu etkilebiliyor. Genelde ıslak forma dönüştükten sonraki öngörüm zaten çok elverişli olmuyor. Tabii ki kurtarabildiklerimiz de var. İşte sıvıları çekebiliyoruz. Belli var olan ilaçları uygulama yoluna Araz gidiyoruz. Araz kalıyor mu kurtulanlarda?
Yani kalıcı bir hasar kalıyor mu? Hiçbir zaman vücuttan gitmiyor. Yani nüksetme olasılığı var olan bir durum. Ama nüksün birinci sebepleri bağışıklık sistemi. Bağışıklık sistemiyle alakalı. Yani mesela şunu siz de duymuşsunuzdur, işte kısırlaştırma operasyonuna giriyor ve operasyondan sonra kötüleşiyor. Çünkü her operasyon bağışıklık sistemini etkileyen bir unsur ve bir anda uyuyan virüs bir anda aktif hale geçebiliyor ve semptomlarını ortaya koyuyor. Aslında kötüleşmenin sebebi kısırlaştırma değil. Yani işte hekim arkadaşlarımızda da bu anlamda böyle eleştiriler gelebiliyor ama aslında altta yatan neden kısırlaştırmanın kötü yapılması, hekimin bu işi bilmiyor olması gibi, böyle bir şey zaten mümkün değil. Narkozu yani, almakla beraber hayır. Yani bu orada bu virüs var ise vücuda yapılmış olan herhangi bir manipülasyon bağışıklık sistemini etkilediği için hemen ameliyattan sonra semptomlar gün yüzüne çıkıyor. Kurtarabildiğiniz vakalar da var, kurtaramadıklarınız da var. Koronavirüs kötü bir virüstür. Nerede, ne zaman, ne yapacağını kestirilemeyen bir virüstür. Yani zaten pandemi sürecinde de gördük. Görülme sıklığı nedir kedilerde? Çok fazla, çok fazla. Köpeklerde? Köpeklerde yavruluk döneminde hafif ishal yapar. Aşısı var galiba evet, köpeklerde. Evet, köpekte var, evet. Korona aşısı. Çok sadece hafif ishalle seyreden bir durum. Ama kedideki tablo kötü. Yaşamını etkileyen bir unsur. O yüzden korona tespit edilmiş kedilerin bulunduğu ortama başka kedilerin alınmaması önemli. Çünkü onu engellemek çok zor, bulaşmayı engellemek. Ve burada özellikle şunu söylemek istiyorum. Son dönemde de, yani bu son bir ayda da çok fazla karşılaştım. Tekrar böyle bazen çok pik yapıyor, bazen duran gidiyor. Böbrek hastalığı. Şimdi kedilerde evet bunu çok sık önemli. Görüyoruz. Evet. Alt üriner sistem hastalıkları olabiliyor ya da böbreğin kendi hastalıkları da olabiliyor. Böbrek yetmezliği gibi. Ama burada sürekli tabii ben hani çok yoğun kök hücrede çalıştığım için konu hemen kök hücreye geliyor. Şunu ifade etmek istiyorum. Böyle bir tabloda mutlaka bir korona testinin bakılması çok doğru buluyorum. Çünkü bir korona pozitiflik durumunda kök hücre yapılmasını da uygun bulmuyorum. Yani burada bağışıklığı modüle edelim, stabilize edelim ve kök hücreyi verelim. Bununla bir etki katkı sağlarız diye bir durum söz konusu yok. Durumu daha da kötüleştirmek çok mümkün. O yüzden her hastalıkta primerini bulmak önemli, birincil sebebini. Ve genelde kedilerde gördüğümüz tablo şu oluyor. Böbrek yetmezliği birinci, ikinci evre başlıyor ama altından mutlaka koronavirüs çıkıyor. O yüzden de laboratuvar değerleri, enzim değerleri olarak baktığınızda hani geriye çekebileceğiniz değerler olmasına rağmen diğer taraftan virüsün etkisi daha fazla olduğu için iki hastalıkla mücadele ediyorsunuz. Çoğu zaman işte dediğim gibi kurtarabiliyorsunuz. Bazen de geri dönüşümü olmuyor. Kedilerde oluşan korona, bunu senin söylemeni istiyorum özellikle çünkü sen bir hekimsin. İnsanlara bulaşır mı? Hayır, tabii ki. Bunu öyle konuda, bir şey, öyle bir şey yok. Evet, bu konuda çok bilinçli olmamız gerekiyor çünkü hani bu çok sık sorulan, o kadar evet. Çok fazla var ki hayvanlardaki korona insanlara da geçer mi diye. Tam tersi insanlardan hayvanlara geçer. Evet, tam tersi aslında evinizde hayvanınız varsa bağışıklığınızın daha da güçlü olduğu söyleniyor. Ben mesela COVID'e yakalanmadım. Belki de Sezar'ın sayesinde bilemiyorum. Yani bu bir bilimsel araştırma gibi değil. Evet. Sadece bir gözlem ama pandemi döneminde birçok klinisyen hekim arkadaşım da koronavirüse yakalanmadı. Ben de onlardan biriyim. Temasta olduğum halde koronavirüse yakalanmadık. Evet. Yavaş yavaş programın sonuna doğru geliyoruz. Konuştuğumuz konuların haricinde değinmek istediğin konular var mı? Ya tabii şu anda gündemde olan işte sokak hayvanları ve bu yasa, umarım doğru bir karar verilir, vicdanlı bir karar verilir ve akıl ve bilim çerçevesinde bir karar verilir. Çünkü aksi gerçekten bana göre bir felaket olacak. Tek söylemek istediğim şu anda bu. Selmin Hanım'ın bir sorusu, diyor ki kedimin gözlerinde sorun var. Biraz hayvanların göz sağlığı ile ilgili bilgi verir misiniz? Çok güzel.
Bunu da söylemekten çok çekince duymuyorum. Gözle ilgili spesifik çalışan hocalarımız var. Ben çok fazla göz çalışmıyorum. Tabii ki baktığımızda klinik muayenede gözde sorun olduğunu anlayabiliyoruz. Belli hastalıklarda da gözde problemler ortaya çıkıyor. Hangi hastalık göze vurur? Kedi ve köpekler. Yani bazen kardiyolojik problemler, bazen değil aslında kardiyolojik problemler göze vurabilir tabii ki. Koronavirüs kedilerde arka tarafta göze vurabiliyor. Tanı yöntemlerinden bir tanesinde de var. Görebiliyoruz bunu. Bunun dışında şu anda aklıma gelen zaten hani kalp dediğim için işte bunun tansiyonu falan da geliyor. Enfeksiyonlar oluşabilir. Enfeksiyon vuruyor. Bazen viral hastalıklar göze vuruyor yine kedilerde özellikle. Yavru kedilerde görürsünüz gözler çapaklanmıştır. Evet. İşte irin akar kapalıdır. Bunun altında yatan sebepler kedinin yani kedide oluşan viral hastalıklardan bazılarıdır. Uzmanlığı göz olan hayvanlarda doktorlar var mı? Mesela kalp doktoru var. İşte var ilk hastalıkları ki. Var. Var tabii ki. Yani şey düşündüm, bir hocamız var, başka var mı diye düşündüm. Yok sanırım. Buradan söylemeli miyim bilemiyorum. Evet. Profesör Doktor Murat Şaroğlu var. Otorumuzdur, hocamızdır. Göz konusunda uzman ve sadece spesifik olarak göz çalışır kendi kliniğinde. Murat Hocam var, bunu izliyorsunuz. Buradan sevgiler. Hocamızı da davet edelim. Lütfen bir gün başlı başına göz konuşalım hayvanlarda. Olur. Mesela gözleri bozulur mu hayvanların? Bozulur. Evet. Şaşı kediler var mesela. Evet, onu gördüm. Şaşı kediler evet. Var. Dolayısıyla bizler de klinikte, işte ben bunu hep anlatmaya çalışıyorum. Herkes her şeyi bilemez. Bilmek zorunda da değil. Evet. Genel prensipleri tabii ki bilmek zorundasınız, hekimseniz. Ama ben de gözle ilgili bir problemle karşılaştığımda hocama sevk ediyorum hastamı. Ne gereği yapılıyor, tekrar bana dönüyor ve diğer tedavilerini diğer hekimlerde de olduğu gibi yürütüyoruz. Evet, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Dolu dolu bir program yaptığımızı düşünüyorum. Son bir dakikayı sana bırakıyorum. Bu kamera senin, özellikle yasayla ilgili bu hafta, çünkü önemli bir hafta. Hani belki meclis tatilde, bir sonraki haftaya da, meclisin açılmasına da kadar da bu uzayabilir bu konu, ama önümüzdeki hafta da bir sonuca bağlanabilir. Öncesinde ne söylemek istersin? Yani bu sorunun bilimle, akılla çözülebileceğine inananlardanım ben. Dolayısıyla zaten az önce söyledik, birlik başkanımız orada. Meslek örgütü odalarımızın başkanları da orada. Dolayısıyla bunların söylemlerinin ciddiye alınmasını, önemsenmesini ve bu söylemlerin hani kişilerin kendi ruh halleriyle, istekleriyle alakalı olmayıp gerçekten bilimle alakalı olduğunu bilerek kararlar çıkarsa toplum içinde, o hayvanlar içinde, herkes içinde en sağlıklısı olur. Ve bir de altını çiziyorum, ötanezi dediğimiz şey güzellik uykusu falan değil. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Efendim, ben teşekkür ederim. Gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ediyorum. Sorularınızı Hande Hanım'a, Hande Mutlu Üsküdar, handemutlu.üsküdar adresinden, sosyal medya adresinden ulaştırabilirsiniz. Tek tek hepinizi mutlaka ki cevaplayacaktır. Öyle bir hassasiyeti var biliyorum. Bugün cevaplayamadığımız soruları da kendisine vereceğim. Mutlaka sosyal medyadan konuşacaksınız, yazışacaksınız. Bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Beden ve ruh sağlığımızın yerinde olduğu iyi bir haftaya başlayalım istiyorum efendim. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın.